Merhaba arkadaşlar, Kuşadası'ndayız, Kadınlar Denizi'ndeyiz, güzel bir villadayız. Bu sitedeki villalardan bizim villamızın farkı var. Neden? Çünkü bizim villamız yeni tadilat gördü, içi komple yapıldı, diğer villalarla aynı değil arkadaşlar. Bu villanın gözdesi, öyle söyleyebilirim size. Yani bu villanın gözdesi diyebilirim. Buyurun bakalım. Sitenin girişi böyle. Açıkçası fiyatına göre gayet normal ama bir peyzaj da arkadaşlar, buranın değerini direkt arttırabilirsiniz. Buraya ufak bir peyzaj girişiyor. Öyle söyleyebilirim size. Arka tarafta da bir bahçemiz var. O bahçeyi de göstermek istiyorum size. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir balkon, teras gibi bir balkonumuz var. Gayet geniş. Burada barbekünüzü yapabilirsiniz. Güzelce dinlenebilirsiniz. İçeriye doğru da sürgülü bir kapı açılıyor. Bunları Pimapen'den yapmışlar arkadaşlar. Evet. Yani Pimapen'de ürünü kaliteli kullanmadığınız zaman böyle rahat kaymaz. Yani açıkçası doğru ürün tercih etmişler ve güzel bir ürün. Şimdi içeri bir girebilir misin sen de benimle? Bir kapatalım şurayı. Evet. Bahçemizi kapattık. Şimdi burada bir mutfağımız var. Mutfağımız yeni yapılmış. Evet, diğer villalardan farkı var arkadaşlar, bakın. Mutfağımız yeni yapılmış. Gördüğünüz gibi dolaplar gayet güzel. Sunta değil arkadaşlar bunlar. Gayet güzel ürünlerden yapılmış. Sunta değil. Buraya da açıkçası bir mermerit yapılmış. Gördüğünüz gibi de bir burada armatürümüz var. Buraya da ocağımızı koyabiliriz. Ocak buraya koyulabilir. O şekilde yapılabilir. Şurada bir... Evet, gördüğünüz gibi bir tuvaletimiz var. Burası sadece tuvalet. Yani burada sadece tuvalete girebiliyorsun. Duşa kabin yok. Aşağıda bu şekilde yapmışlar. Buraya bir buzdolabı alanı yapmışlar açıkçası. Benim gördüğüm kadarıyla. Ben olsam buzdolabımı buraya koyardım yani. Böyle bir alan. Merdivenimiz şimdi. Merdivenimizden çıkalım. Devam edelim. Gördüğünüz gibi mermer yapılmış. Korkuluklar alüminyum yapılmış. Küpe işte gibi bir şey yapılmış. Gördüğünüz gibi. Evet. Burası triplex arkadaşlar. Yani duplex değil, triplex burası. 3 katlı burası. Bakın merdiven buradan devam ediyor. Şurada bir odamız var. Odalarımız çok büyük değil. Burada amaç konaklama arkadaşlar. Amacımız konaklama. Odalarımız çok geniş değil. Ama bu arka cephedeki oda. Buradaki odamız biraz daha nispeten diğerine göre geniş. Şöyle bir penceremiz var. Çok şey beklemeyin arkadaşlar açıkçası. Burası 1 milyon 300 bin liralık bir villa. Fiyatına göre gayet güzel, kaliteli. Ürünler sıfır. Bu sitedeki en gözde daire diyebilirim size. En gözde villa diyebilirim. Burada da şöyle bir şey yapılmış. Normalde burası balkonmuş arkadaşlar ama bu balkonu birleştirmişler. Daha geniş bir alan elde etmişler. Açıkçası çok güzel yapmışlar ve de burası komple pencere, gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz değil mi Pimapenleri? Komple pencere yapmışlar. Yani önü açık. Bu şekilde yapmışlar arkadaşlar. Şimdi diğer odamıza geçelim. Gördüğünüz gibi bunlar da küçük şeyler, anekdotlar diyelim ama unutmadan şurada da bir banyomuz var. Bir de aynı zamanda tuvaletimiz var. Bunu da gösterebilir misin? O şekilde. Yani gördüğünüz gibi fayanslar daha büyük parçalar kullanılmış. Yani hani daha güzel görüntü elde edilmek için. Ya ben açıkçası daha böyle blok şeklinde olanları daha çok seviyorum. Küçük olanlar biraz daha benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Şöyle yukarı çıkalım bir de. Yukarıda ne var? Bakalım. Yukarıda kocaman bir terasımız var arkadaşlar. Bakın. Şuraya bir servant yapılmış. Buraya neden servant yapılmış? Şimdi yarın bir gün siz dediniz ki bir mangal yapmak istiyoruz dediniz. Mangalınızı yapmak istediğiniz için burada bütün tabak, çanak her şeyi buraya koyabilirsiniz. Barbekünüzü de buraya koydunuz diyelim. Evet. Çağan açtı kapıyı şimdi. Çağancığım sağ olsun. Evet, terasımıza çıktık. Bu terastan da çok güzel barbekümüzü yapabileceğimiz bir alan mevcut. Şurada ucundan da olsa alıyor. Deniz manzarası var. Maviyi görebiliyorsunuz. Etraf yeşillik. Kesinlikle yeşillikten kaçınmamışlar. Çok güzel bir villa arkadaşlar. Fiyatına göre çok güzel.
Mutlaka size öneriyorum. Evet, şimdi ne yaptık? Terasımızı gördük. Terasımızın bulunduğu katta ne var? Ayrıca bir oda var. Bu odayı görelim. Bu odada bir tane tuvalet, bir tane de duş var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tuvalet ve duşumuz burada. Yani toplamda iki tane duş ve iki tane tuvaletle karşılaşıyorsunuz. Aşağıda da bir tane sadece tuvalet olan bir yer vardı. Yani gayet işimizi görecek bir villa arkadaşlar. Şimdi şurada bir evet lamba görebiliyorsunuz. Bu lambada bir şıklık katmış şu iki lamba. Buraya bir yatak odası gibi yapabilirsiniz açıkçası. Evet, şimdi ne yapalım? Aşağı inelim ve bahçemize bakalım. Son olarak bahçemize geçelim. Bahçemiz yeşillikle dolu bir alan. Bu alanda güzel bir şekilde ailenize vakit geçirebilirsiniz. Bir bahçe, buraya bir masa atıp mesela güzel bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Dediğim gibi burası konaklama amaçlı güzel bir villa. Kadınlar Denizi'ne sadece 100-200 metre uzaklıkta. Gayet güzel bir villa. Yeni tarihler diyorum. Mutlaka bu villanın detaylarını öğrenmek için benimle iletişime geçmenizi istiyorum. Nur Gayrimenkul'den Tolga Ansarp, Murat Savaş'la beraber güzel bir çekim yaptık. Kesinlikle bu videoyu da beğenip takip etmeyi unutmayın. Kanalımızı takip edin. Daha fazla videoyla karşınızda olacağız. Daha fazla villayla karşınızda olacağız. Açıklama kısmından hepsi emlak ilanlarına bakabilirsiniz. Bizim bu çektiğimiz videonun da ilanı açıklama kısmında olacak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.